Hemen hemen bütün insanlar havalar sıcak olduğunda ya da sıcak ortamlarda terler. Terlememizin sebebi ya da amacı vücut ısımızı düşürmek, daha doğrusu vücudun gereğinden fazla ısınmasını engellemektir. Buraya kadar tamam. Ama bunun neden böyle olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Vücudumuzun serinlemesini sağlayan kimyasal ya da fiziksel olan bu işleme Teknik ismiyle buharlaşmalı soğutma denir. Evet, kolunuzdaki ter damlacıkları buharlaştığında serinlemenize yardımcı olduklarını öğrendik. Şimdi soruya geri dönelim ve bunun neden olduğu konusunda da bir açıklık getirelim. Olayı görselleştirmeye çalışacağım. Bu kolunuz olsun. Elimden geldiğince güzel bir çizim yapmaya çalışıyorum. Evet. Bu kolunuz bulunduğunuz ortam çok sıcak olduğu için de terliyorsunuz kolunuzun üzerinde ter damlacıkları var bu damlacıklardan herhangi birine mercek altında bakacak olursak teri oluşturan su moleküllerini görebiliriz o halde ter büyük ölçüde H2O yani sudur bir objenin sıcaklığı ortalama kinetik enerjisine eşittir bunu daha önce görmüştük Burada gördüğünüz her su molekülü değişik kinetik enerjiye sahip. Sürekli birbirlerine çarpıp ivmelerini değişik yönlere transfer ediyorlar. Örneğin kinetik enerjisi yüksek olan bu molekül bu yönde. Daha düşük kinetik enerjiye sahip olan bu molekül bu yönde. Ortalama kinetik enerjiye sahip olan bu molekül ise bu yönde. En yüksek kinetik enerjiye sahip olan bu molekülde bu yönde hareket ediyor olabilir. Su molekülünün kısmen negatif ve pozitif yüklü tarafları arasındaki hidrojen bağlarından da daha önce bahsetmiştik. Hatırlayın. Hidrojen bağları tüm bu moleküller hareket edip itişip kakışırken suyu bir arada tutan şeyin ta kendisidir. Oda sıcaklığında bile çok yüksek enerjiye sahip olan bu moleküller olabilir. Öyle değil mi? Eğer bu molekül suyun yüzeyine yakın bir yerde ise çevresindeki diğer su molekülleriyle olan hidrojen bağlarını kırabilecek kinetik enerjiye sahipse ve atmosferdeki basıncın da üstesinden gelebilirse bunlar havadaki gaz molekülleri olsun. Evet diyelim ki bu molekül yüksek kinetik enerjisiyle hidrojen bağlarını kırdı atmosferdeki gaz molekülleri de onu geldiği yere geri gönderecek kadar güçlü değiller bu durumda bu su molekülü ne olur bu durumda bu su molekülü buradan ayrılır gaz haline geçer ve su buharı haline gelir Diğer su moleküllerinden de uzak olduğu için yeniden hidrojen bağı oluşturamaz. Peki bu molekül buharlaştığında ya da buharlaşma olayı sırasında ne olur? Ya da şöyle sorayım bir dakika. Enerjisi yüksek olan moleküller buharlaşırsa yani artık burada olmazlarsa ortalama kinetik enerjiye ne olur? Doğru bildiniz. Kinetik enerjisi yüksek olan moleküller gittiğinde sistemin ortalama kinetik enerjisi azalır. Hemen yazıyorum. Ortalama kinetik enerji azalır. Ya da başka bir deyişle sıcaklık düşer. Evet, sıcaklık düşer. Tekrar ediyorum. Diğer moleküller bu moleküllere kinetik enerji veriyorlar. Bunların kinetik enerjisi artıyor ve hidrojen bağlarını kırıp buharlaşıyorlar. Böylece geriye daha düşük seviyede bir kinetik enerji kalıyor. Peki bu nasıl oluyor da benim kolumun serinlemesine yol açıyor diye soruyor olabilirsiniz. Kolunuzda da moleküller var, öyle değil mi? Hemen çiziyorum. Bunlar kolunuzun yüzeyindeki moleküller. Hepsinin ortalama kinetik enerjisi var ve titreşiyorlar. Titreştiklerini belli etmek için şu küçük çizgilerden çiziyorum. Bunların hangi tür molekül olduklarıyla ilgilenmiyoruz ama bir şekilde aralarında bağlar olduğunu düşünün. Şimdi bir de kolumuzun yüzeyindeki su yani ter moleküllerini çizelim. Mavi ile evet mesela bu bir su molekülü H2O bu da H2O bu da bunların arasında da ne var? Hidrojen bağları. Kinetik enerjisi en yüksek olan su molekülü buharlaştığında burada kalan ortalama kinetik enerji ve sıcaklık daha düşük olur demiştik değil mi? Ortamın sıcaklığı ya da başka bir sebepten dolayı kinetik enerjisi yüksek olan vücut molekülleriniz buradaki su moleküllerine çarpacak, onlara kinetik enerjilerinin bir kısmını aktaracak ve buharlaşmalarına sebep olacak. Kısacası vücut ısısı su moleküllerinin kinetik enerjisini artırıp onları buharlaştırmak için kullanıldığından vücut ısınız düşüyor ve serinliyorsunuz. Isıdan uzaklaştıkça ya da başka bir ifadeyle ısı vücudumuzdan uzaklaşınca serinleriz öyle değil mi? İşte buharlaşmalı soğutmada aynen bu şekilde çalışır. Bu kadar basit.